Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah cennete giden tek yol sırat-ı müstakim meselesi. Sırat-ı müstakim. Bizim Mevla buyuruyor Fusret Suresi'nde. İman edenler ve müstakim olanlar. İman ve istikamet. Önce iman. Ben bir karabınos meslek amı. İnnelezine kal Rabbın Allah. Önce kabretiler Allah rubiyetine. Rabbın Allah. Allah bizim derler Rabbimiz. Rubiyet. Rubiyet yaratan. Yöneten, terbiye eden, rızkını veren rızak. Her şey kapsıyor böyle. Ki Mevlam Rabbül Alemin. Halak-ı Alem. Biz alem yaratan mevlam, Yaratan. Yaratan her şeyi bu denge düzeni kuran. Can rızkını veren. Biz terbiye eden, mağlubi olarak Mevlamızı böyle Önce bunu kabullenmek mi gerekir? Rabbin Allah. Sümme istikamı, ondan sonra da istikamet, dost doğru, bu din yolunda yürümek, dost doğru böyle. Yani sağ sola sapmadan böyle. Aşk ifrat dini bunlara. Bunlara varmadan dost doğru İslam'ı yaşamak mı? İşte cennete giden yol, tek bir yol, cennete giden yol. Böyle. Ya Allah kerim dese olur mu? Olmaz bu Allah kerim, doğru. Ama kime karşı Allah kerim muhtemelen ya? emirleri var Mevlamız'a böyle. Rubiyet, Rab, Rab. Rubiyet, mürebbiden geliyor yani mürebbi kökünden geliyor. Yani terevit eğiten de anlamına geliyor böyle. Yani her şeyin terbiyesi, dağların, taşların, atomların, hücrelerin, göklerin denge düzeni böyle, her şeyin ve düzeni dengesi veren kontrolünde. Nasıl bu kontrol ediyor bunları? Her şey görmesi lazım ama. Her şey bilmesi lazım böyle. Her şey gücü yetmesi gerekiyor. Mesela insan da bugün meteoroloji mesela şey abi diyor, az çok yağmur işte ama ne zaman anlıyor? Yaklaşık anlıyor Mesela bu mevsim oldu? Kış mı sonbahar? Kurak gitti havalara böyle. Bir feryat. Efendim barajı su kalmıyor, barajı su kalmıyor, barajı da böyle böyle. Yani Mevlam vermese, bak su yok mu tarafı denizde var böyle. Hatta havada su var. Çünkü sıcakta su, su devamlı buharlaşıyor. Su var havada devamlı var. Çok var böyle. Yani kaç deniz miktarı su var havada. Ama yağmadı mı, emir almadı mı, yağmıyor tabii böyle. O su buharı bu tane gelecek, sıkışacak, bir araya gelecek. Sonra sevk olunacak rüzgarlarla, Rabbim dilediği yere emir verecek Rabbim, oraya yağacak oraya verecek. Şimdi mesela bazı yarın bulutu geçer, aşağıdan geçer. Bakar insanlar, o tam bir yağmur bulutu böyle, hava kararmış böyle, yağ, yağacak kar, yağmaz ama der. Bulut geçiyor mu yağmadan geçer. Neden? Şimdi bulutlarda bir elektrik vardır. Artı eksi. Yerde eksi var. Eğer bulut eksiyse yağmaz. Ayet olmaz mı böyle. Eğer tersi olursa, zıt olursa, ert ama yarım mı böyle böyle? Yani Rabbin kulu bu düzen bu, denge düzen bunlara böyle böyle böyle. Yani kimsenin ne bir şey gelmiyor böyle. İşte hava hava ısıldı, evet işte kutular buz eriyorlar. Tabi denize taşıyacak. Böyle. ya denize taşacak, ağır zamanda böyle? Erecek buzlar. Erecek bunlara böyle ve su kıtlı olacak böyle. Yani zaman gelecek, petrolden daha kıymetli olacak içme suyu. O zaman da var muhtemelen böyle, böyle. Mesela Fırat Nehri böyle. Çok soğuk onun üzerinde. Çok kan dökülecek onun üzerinde. Su işi muhtemelen böyle. böyle. Altına çıkıyor altından böyle, maden çıkıyor altından da böyle. İşte Rabbimin ruhiyeti bu muhtemelen böyle. Yani bu alem başıboş değil. Yaratan, hallak alem, El Alim el Bas el Semiye el Kadir böyle. O Mevla her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Yerdeki suyu da görüyor. Havadaki depo su su mı Mevlam görüyor. Mevlam dilemese, eğer su vermese barajı kurur. Akarsu da kurur muhtemelen. O da var muhtemelen böyle. Çünkü dağdaki kar su almadı mı akarsu da kaynağı kurur. Akarsu olmaz. Ne oluyor insan hali muhtemel böyle. Ama kimse aklına gelmiyor ki tevbe edelim. Gel yani muhtemelenler. Nuh Aleyhisselam zamanında uzun bir zaman, yedi sene diyorlar bazı, daha uzun diyorlar bazıları böyle, yani kurak oldu. Hava çok sıcak. Tabii sıcakta denize buharlaşıyorlar ama, göl buharlaşıyor, Deriler buharlaşıyor. Neydi gidiyor bu buharlar? Su buharları havada mı derler? Orada depoda mı Depolandı gökte. Sonra zaman gelince baktı. Dedi ki Nuh Aleyhisselam kavmi, kutperes kavmi. Ya neden yağmur yağmıyor? Yani haşa Nuh Aleyhisselam'a şey yaptılar. Sen uğursuz gelin bize dediler yani böyle peygamber etsen böyle. Dedi ki Allah'a teyip istifa böyle. Rabbimize bol bol yağmur verir bereket verir. Ama ta inanmadı da bunda Sonunda ne oldu? Muhtemelen. Yani her peygamber hangi zaman kurak olmuşsa Allah'tan bir imtihan olarak, Allah'ın bir gazabı olarak geldi. Gazabı olarak her peygamberin şeyi Tuhbe Allah'ı ve estağfurullah. Tevbe Allah'a kişisi var böyle böyle. Yani yağmur el yağar, tevbe istiğfar ile yani muhtemelen böyle. E çıkara mesela küçük bir grup İyi insanları dua ederler ve onu alay eden böyle muhtemelen böyle. İnanmaz kendisi böyle muhtemelen. Şimdi dünya imtihan alanı, dünya. Dünya gezegen daha doğrusu. Dünya bir gezegen, boşlukta dönüyor, boşlukta. Yani boşluktayız. Her an değişiyor ama böyle? Burada iki yol var şimdi, ahirete giden. İki yol var böyle. Biri de tabela var, yazı üzerinde cehenneme gider. Diğer yolun başına da tabela var, ondaki yazı cennete gider. i̇nsanların i̇şte bazı cehennet yolunu tercih ediyorlar, oraya gidiyorlar. Çoğunluk genelde, her zaman çoğunluk, o cehennem yoluna gidiyor böyle. Yani cehennem tabelası sonra yaz, bulunduğu hal yazıyor göre göre, yani bile bile çoğu insanlar cehenneme koşar muhtemelenler. Kimler gidiyor cehenneme? Ve baktığımızda Afrika'da, Kur'an bazda, vuranlar, kıranlar, çalan, çürüp, abdest, namaz insanları böyle böyle. Ahlak insanları böyle böyle. Hep onlar muhtemelen Hepsi onlar da böyle. Cihayet ona bakalım. Allah'ın salih kulları böyle. Edep, terbiye, namaz, niyaz böyle. Karnı incitmeyen insanlar böyle, böyle. bunlar. Bunlar Sünnet Sümmesle kâmi, imandan sonra istikamet, dost doğru yürümek. En kısa yol ne diyor? Hangi en kısa yol böyle? Hendeseye, matematiksel şeye göre, iki nokta doğru çizgi. En kısa yol muhtemelen. İki nokta iki doğru çizgi böyle. Yani sağa sola kaymadan böyle. Eğri bir yapmadan, ne yol böyle böyle. Yani en temiz yol böyle. Kazası yok, belası yok, bu şey Mesela bayram namazlarında, tabi sebep olduğu zamanlarda o günleri hatırlayalım. Bütün Türkiye'de, hatta dünyada, bütün cami dolar, almaz camiler, dışarı taşar. Muazzam kalabalık ama tek gürültü olmadı muhtemelen böyle. Kavru yine bayram şanlar, sevenler, saygılar. Yani dünyada kaç milyon Müslüman, varsa Kabe, Medine olmak üzere kaç milyon Müslüman, camiler taşar mı tanışar hep böyle böyle. Ama hiç şey yoktuğum, tınışar, böyle böyle. yok ama bir meyhanede şurada gazında gelin beş tane kişi kumara başı gelirler mi? Bu tarafta sonunda kavga, silahla çekilir, bıçak çekilir, bir cezaevine, bir mezara gider muhtemelen. Allah korusun böyle. En tatlı yol, demek ki sıratı müstakim böyle. İstikamet, dost olmak böyle. Bu da inançta istikamet, amel istikamet iki İnançta istikamet, el i sünnet yolu muhtemelen böyle. Yani peygamberimizin, Eshab-ı Kiram'ın gittiği yol. Bu ehl-i sünnet dinle bunları Mesela el i Sünnet'e göre biz ne yaparız? Eshabı hepsini severiz. Ne yapıyor Alevi'de Şiiler? Hazretleri çok seviyorlar. Tapınır seviyorlar. Bu onu kurtarmıyor Neden? Hazreti Bekir'e küfür ediyorlar. Hazreti Bekir'e kızıyor, küfür ediyorlar. Biz hep sevemez böyle. Hazretleri severiz, sev böyle. Mesela peygamber, hepsi şey iman ediyor peygamberlere. Müsa Aleyhisselam'a da, Müsa Aleyhisselam'a teslim ediyorlar. O da yanmıyor bizim peygamberimiz bu tabi sırat-ı müstakimden yürümekte pek kolay değil, sapmadan muhteremler. İçimizde şeytan var, şeytan muhteremler. İçimizde kan damarımızda dolaşıyor. Ve kalbin sol kapağında orada bekliyor. Çok evli bunu görmüşler, keşfen böyle kurbağa şeklinde diyorlar böyle. Öyle görünüyor böyle. Bir hortum vardır öyle böyle. Hortumu kalbin sol kapan dayıyor böyle. O kalp, o kulun kalbi gafil olduğu anda o kalbi yutmaya başlıyor. Allah korusun böyle. İşte veriyor, dürtüye veriyor, şun veriyor. Yani işimizde, işimize şeytan işimize Damarlarımız dolaşıyor. Burada. Şeytan var böyle. Sonra nefs mara var. Herkese var nefs mara. Şehvettir, gazaptır, öfkedir. Dünya muhabbeti de böyle hır, intikam. Böyle bitmiyor bunların şeyler böyle. İnsan bir anda kızıyor. Olmayacak yerden bakmışsın. Adam vurur böyle. Olacak böyle boş, boş yere böyle, böyle, böyle Sonra şeytan boşluk mu ki Allah korusun böyle? Mesela... Çürüğü kaçırıyor, kızı kaçırıyor, Efendim, kötü bir şey davranıyor. Biz onu öldürüyor bu sefer Yani işgal etmez zaten böyle. Ölüsü ne yapacak? Ona parçaları yakıyor, yakıyor, bunu yapıyor böyle. Yani insan nefse uydu mu Allah'a, uydu mu insan şeritana? Bahçe batıyor muhtemelen böyle. Araba yapar kumda, çamurda. E, Basarsın gaza, araba badan şey yapıyor böyle. Yani günah be günahlar böyle muhtemelen böyle. Bu işi ne yapıyoruz? Tabii içimizde şeytan var, nefis var, nefis bari var. Sonra çevre var mı? Çevre. Çevre muhtemelen. Yani insan iyi çevrede olsa, olsa, mesela sahabe gibi olsa, güzel bir çevre olsa, ne rahat, İslam'ın ne Ne rahat. Böyle, ne rahat. Oğuz harbinde bir sahabe-i kiramdan biri ağır yaralandı. Ağır yaralan, ölüm halinde artık böyle. Tabii güneş altında zaten 40'lı bütün gün orada yanmış güneş altında ağır yaralı yatıyor güneş altında ama çok susamış tabii böyle. Yani normal bir ölüm hastası bile su ister böyle Yatağında kışın bile su ister, içemezse bile ağzına damlatır pamukla. Bu tabi gazi ağır yaralı, ölüm halinde, uğutta, meydanda, güneş altında çok samış böyle şey böyle. Moye, moye, yani su, su. Moye, moye, su, su, yavaş yavaş. Bazı kadınlar su götürürlerdi böyle, giderlerdi gider, bir şey böyle, yarılı böyle. Kadın da su getirmiş ama az kalmış yani. Yani ancak bir bardak su bir kişiye içecek kadar bu şekilde. Elde o zaman tabii tabak tas, tersten tabakta tasa koyuyor suyu, ona veriyor, tutuyor onu böyle, tam içecek. Yanındaki başka bir ağır hastalığı halinde, o da Moya'ya diye bağırınca içemiyor mi der benim din karışım ben bu samuş diyor. O susken ben bu işi geçme bazen muhtemelen böyle böyle. Ona git ver. Nasıl hiç biraz içemem. Ona gidiyor, o işlik başka birisi muhtemelen böyle. Ondan sonra en tek şey buna gelen sıra geliyor ama hep şehit olmuşlar muhtemelen. Susun böyle muhtemelen böyle. Hep bakın din kardeşi muhtemelen böyle. Ölüm halinde, ciğer yanmış, baş, beyin yanmış, güneş altında böyle, kan kaybetmiş, su giderken böyle. Ama bir din kardeşi, din kardeşi, boya yani su diye bağırınca, geçin bazen geçin bağızdan, böyle. Bu iş biz ne yapıyoruz muhtemelen şimdi? Her gün namazda dua ediyoruz ama Mevlamıza. Yani fırtınalı bir havada, büyük dev dalgalar denizde yüzmeye benzer bu. Hayat. Yani bir tab dünya maviti gelir, dünya hırsı gelir. Bak kule al, şunu al, bunu al, işte işini büyüt. Yani Allah korusun muhtemelenler. Çok tehlikeli bir zamanda yana böyle böyle Hele faiz ismi değişince daha yakınlaştı. faizken biraz korkuyor sanırım faiz deyince böyle. Buldular çaresini kapitalistler. ismi değiştiler. Bu arada, kredi oldardı, yani. adı kredi oldu adı muhtemelen böyle. Alı kredi oldu. alı böyle kredi oradan böyle. Alı böyle Kredo bakan oradan bakan böyle. Alı böyle ne yapıyor? Hepsini götürüyor muhtemelen böyle. Dünyada gidiyor. Arta gidiyor muhtemelen böyle. Hem mutlaka batması hak muhtemelen böyle. Mevlam Kur'an'a buyuruyor. Sebebiyle işte yemhukullar riba Yem hakullah riba. Allah ribayı faizi batırır. Batırır mı? Ana sermaye hepsi gider. Böyle. Yani faizin girdiği yer ateş her yakar girdi odaya. Ya yani demez bu hatta kuru yakar. böyle. Ateş batırır böyle. Yani helal da hepsi gider Allah korusun böylece. Ne gerekiyor? Elam'da bir can simidi var buna karşılığında. Fatiha suresi var. Onda ayet-i kerime var. İhdine sıratal müstakim var. Bu can simidi muhteşemde. İhdine sıratal müstakim. Aman Allah'ım bizi hidayet eyle. Ulaştır bizi. Nere sıratı müstakime ulaştır bizi ya Rabbi. Orada herkes orada bizi sabit kıl. Koru bizi orada Yani günde kırk rekat namaz vardır. Sünnetleriyle beraber, bizle beraber. Kırk rekat Kırk namaz vardır. Her rekatta bir Fatih okuyor Her rekatta böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayet-i kerime varken, o sure varken ne yapıyor? Onu okuması şart değil. Ama her rekatta Fatih okuması üç mezhepte farz. Hanefi de vacip. Bakın. İşte bu konu mühim olur, yani böyle. Ne yapıyoruz namazdan? Fatiha Suresi'nde günde 40 defa hem namazda dua. İhdina. Bir hidayetle eyle ya Rabbi öyle. Neyi? Esrat-ı müstakim, sırat müstakim. O dost oluyor öyle böyle. İstikamet bir müstakim böyle bir Hidayet oluyor bir şey böyle böyle. E diyor muhtemelen. Elhamdülillah aleyhim. Peki bu nasıl bu sırat-ı müstakim bu? Ya Rabbi inam ettin kullarım böyle. Sağ ol. Al aleyhim. Senin inam ettin. yani nimeti erdirdiğin böyle. Yani manevi makamı erdirdiğin kullarını yoluna. Kimler bunlar muhteremler? Nisa Söy'den geliyor bu da. Minin nebiyyin ve sıddıkın ve şurada ve salihin. Peygamberler, Sıdıklar, Şehitler ve Salihler yolu. Ve her an yani sonra buyuruyor, ve hasüne, ulaike, refika. Ve hasüne, ve hasüne. Ne güzel. Bunlar refik olarak, arkadaş olarak neyse bunlar evvela. Bunların yoluna gitmek, bunları sevmek, onlara gibi yaşamak ve cennet beraber haber olmak mı böyle? Ve ediyor ve hasüne -eh. ne güzel ne güzel onlar refik olarak arkadaşlar bunlar böyle. böyle. Bizim böyle bir irade vermiş irade irade. Yani kul bazı şeyi iradesiyle işini yapabiliyor bazı şeyi. Ama irademiz nedir? Çok kısıtlı, çok sınırlı muhtemelen böyle. Bu adı iradeyi cüz deniyor. İradeyi cüz. Az bir parça irade. Şunu yapacaksın, yapabilir misin? E, nasıl olursa. Muhtemelen böyle. Dalı ektin. Hesap ediyorsun, şu kadar mal alır, alır mısın? Allah bilir muhtemelen. Ama yarısı alırsın muhtemelen. Yani. İrade cüz. İade kül o Allah'ın mahsusu. İade kül madde. Yani Allah can Rabb ne dilerse olur mu Biz irademizi engelleyen sebep çok. Mesela bir devlet başkanı bile, bir devletin baş, büyük devletin başkanı bile randevusu var, bir başka ülkeye gidecek. Birdenbire bir fırtına kopuyor, tipi kopuyor, şu oluyor, bu oluyor, Efendim hava koşullara müsaade değil. Bu şey havalara mı kalkamıyor bile mi? Ona karışıyor muhtemelen böyle. i̇rade kül Allah muhafaza şahı muhtemelen böyle. Biz ne yapıyoruz bunun için böyle? Ben yani yalvarıyoruz. İlk dinle sıraltan ama buna dikkat eden namazda muhtemelen böyle. Çok böyle. Yani çok en güzel bir dua muhtemelen böyle. En büyük dua bu muhtemelen. Bu sıra olma. Burada olma böyle. Yani bir insan peygamberleri, sırdıkları, eshab-ı kiramı, şehit evliyaları Allah'ı severse, onlar yata, olamasa bile onlar ile beraber muhtemelen böyle. Bir gün bir Arabi gelip peygamber Medine'de. Ya Resulallah, Mete ne zaman kapacak? Böyle sordu. Arabi yani çölden gelen bedeviler diyordu bunlara böyle. Onların çöl havasından dolayı biraz daha kabul olurlar böyle. Medine halkı, Mekke halkı yani Eshab-ı Kiram onlar peygamber karşı çok saygılıydılar böyle. Her şey peygamber böyle. Elektriği böyle. Ama çöl insanı çöl havası sert bir hava böyle. İklimi sert böyle. İnsan mizacını bozar böyle. yapılan sert onların böyle. Geldi, ya Muhammed, metasa'a Ne zaman kendini kapacak? Bakın, Peygamber Efendimiz'e vermedim vermedi Burada, peki ne hazırlığını kıyamete? Var mı bir hazırlığın? Niye soruyorsun? Dedi ki, Ya Resulallah, fazla maç çok namaz kılamadım. Ramazan başta ortalamadım Ama Allah, Peygamber'i şunları seviyorum bunlara böyle. Yani burada ki, el mevru meyâ habbe. Kişi sevdiğiyle beraber hazırlıyor. İşte sahabenin en sevdiği an, on diyorlar, on da sahabeler muhtemelen böyle. Onu sevdiğiyle böyle. Onları sevmek, onlara özelmek, onlara bir yaşamaya çalışmak bunlara böyle. Yani namaza önem vermek böyle. Yani dünya tercihinde namaz öne geliyor böyle. Hatta bir insan işi namazı engelse o işe bak haram olur muhtemelen böyle. Efendim benim işim namazı müsaade işi kılamam namazım böyle. O işe haram. Ne yaparsa yap. Sümrüt saat, günün saat, bunun saat, 20 saat, 20 saat, 20 saat efendim. Hamallık yapacağız cevabında. Ama namaz kılacak muhtemelen. Tetenez aleyhü meraketü. Bir insan hayatında, hayatı boyunca dünyada eğer bu sıramızda olursa Allah en ancele Rabbim Allah dedi cele Bunu kalbi dedi böyle, dedi de bunu dedi. dedi yani Allah cele böyle. Yaratan Mevla muhteremler, güldüren Mevla, ağlatan gülen Mevla muhteremler bazen güldürür, ağlatır. İmtihan muhtemelen. Nebteli hüküm, iptila, imtihan. i̇mtihan. Telefon hep iyisi olmaz telefon. Acaba abone gelir şey telefon muhtemelen bazen böyle Allah iman Celle Cale, istikamet muhtemelen böyle. İnancı, ehl-i üzerine namazı, gusülü, abdesti hep de yeri yerinde böyle, yerince böyle. Yani araştırarak böyle, ilmihal ve kitaplarına böyle karışarak böyle helal haramı bunu bilerek yaşamak muhtemelenler. Hangi mal satılır, hangi mal alınır, hangi mal giyilir, hangi mal giyilmez. Mesela ipek, mesela erkek haram muhtemelen böyle. Yani halı ipek olsa, fazla ipek de olsa, -ipek de olsa erkeğe haram muhtemelen böyle. Ne no, altın yüzük? Erkeğe haram muhtemelen böyle. Yani nişan yüzü bu. Ne olsun olsun böyle ismi değişme aklıma haram kalmıyor. Nisan yüzü olsun bu. Nisan olsun bu. Peki ne olacak? Gümüş de gerekiyor. Gümüş bu. Gümüş bu. Cennette ama var erkekler. altın, ipek var cennette muhtemelen böyle. Yani de, ipek var erkeklerde, altın var erkeklerde ama dünyada kadınlara muhtemelen böyle. Hikmetleri var muhtemelen böyle. Yani kadının girmesi, sürmesi gerekiyor. Daha iyi kalan böyle. İşte bunlar ölüm anında artık dünyanın son anları, son saniyeleri, son nefesi dünyada muhtemelen. anladı. Ölüm yatağında ümidini kesti. Tabi o anda korku. Korku o anda böyle. Korku anda mesela böyle. Yani iman olan kişi o anda zerre iman olan kişi de o anda korku başlar. Şimdi bilmediği başka bir aleme gidecek. Yer altına geçecek böyle. Yer yaşarken yani kocaman köşkü, sarayı, konforlu eşyaları, kanep özene, halı. Hani böyle. Ve o kadar lüks millete yaşıyor. Hepsi kalacak muhtemelen böyle. Kalacak. Kişi nereye gidiyor böyle? Yer altına. Ne götür oraya böyle? Evet, gir de gardırobuna beğenini al. O da yok mu senin Yani bu hak da verilmiyor. Yani belki öyle insan vardır mesela günümüzde. sosyalistlere vardır ki eli tak vardır belki de gardırobunda böyle. Bir gün tekrar giyemez. Ama ölüm anında bunu seç şey bakan birine hak seçilecek hak yok. Ne yani, var? Yakası yok, dikişi yok, modası yok, bir kefen var. yani. Bes başı, beyaz bir bes vardı yani. Yani hayatta kefenden korkanlar. Yani hele kefene sarılmış bir ölüyü görmeye bakamayan korkanlar. Öyle insan var mutlaka böyle. Yakını bile görmüyor. Öyle duydum tabii mutlaka böyle. Yakını mutlaka böyle. Yakını mesela böyle. Ölmüş, yıkanmış, kefenlenmiş. İşte gelip bak, bakmak ister misiniz? Yok ben korkarım diye böyle. De. Ama o da gidecek ona. Ölmemeye çağıran var muhtemelen ya. Yıkanmamaya çağıran muhtemelen ya. ya. İşte ölüm anında ne oluyor? Bunlar bunlar melekler gelmiyor. Hiç yerde. İkincisi kabre girdi zamanlar. Kabre girdi. Tabi gerçi günümüzde hasta dolaşıyla az ama yani çok olsa bile kimse kalmıyor. Yani cemaat çok da olsa, öyle var ki ey, koca konvoylar geliyor, çenekler, şunlar, bunlar, çenekler, put aslında, haç onlar böyle. O putlar geliyor, kalabalık cemaate geliyor, fakat ne oluyor? Bir kısa bir duvar ne yapıyor mesela, Fatiha deniyor, Hep kalkıyor, Gidiyor böyle. Bir de günümüzde mezarda ziyafet var, ziyafet, ikram ediyorlar. Bilmiyorum nasıl geçiyor boğazdan muhterem bir ya. Bir din kardeşimiz bak. Bir din kardeşimiz değil mi? Dünyası bitmiş muhterem. Nasıl öyle bilmiyoruz. Bir ona oldu Mevla Bey muhterem bir. Ya dünyası bitti. Köşkü hepsi kaldı böyle. Yer altına girdi. Yakınları dahil ne yapıyorlar? Oo, hemen kıymalı piller, börekler, şunlar, bunlar çatır çatır. Ayrılan işçiler muhterem böyle. Nasıl boğazdan geçiyor? Bu bidat muhterem. Bidat böyle Demek ki insan kabre girdi, kimse kalmadı hemen. İnsan sonunda dünya yalnız geliyor, sonunda insan yalnız gidiyor İnsan doğunca ne yapıyor? Doğan, do, i̇nsan doğu zamanla yavru çocuğu doğunca bir, bir yıkanır Bir şey sarılır. Buna genelde kundak denmişler, kundak denmişler. Yani doğan bebek yıkanır, bir şeye sarılır, bir beze sarılır, bir şeye sarılır. Buna kunda demişler. Sonra ölünce ne yapar? Yine yıkanır, yine beze sarılır. Buna ne Kefen kutu. Hayatın başlangıcı kundak, son nokta kefen kutu. Aradakiler fazla değil, fasa kutu. Boş mu? Hayal mı? şunu gezmişse, görmüşse, uçmuş havada, uçağa binmişse, şunu da yapmış, bunu da yapmış, fasa bir şey bakmış. Boş, boş bu derler böyle? Boş bu derler? Hesabı var bir daha ama. Hesabı var, boş böyle? Ulan yarım bir yamuk yürümenin hesabı var Allah'a böyle. İşte insan kalbine yalnız kaldı. Herkes aldı gitti. Yine geliyor melekler. Rahmet melekler. Rahmet melekler. Rahmet. İki yüzyıl Azap Rahmet rahmetler. Azam melekleri kapra, simsiyah muhtemelen. böyle. Böyle azamet korku, elektrik dışarı böyle böyle. Rahmet melekesi ise tebessümlü, güneş yüzlü böyle nurlu, çok güzel bir varlıklar muhtemelen böyle. Geri olur. Bir de kabirden kalkıldığı gün Velbaz-ı Bağdelen Mevt denen gün, Velbaz-ı Bağdelen Mevt tekrar dirilip kabrinden kalkıldığı gün ikinci su üfürülüyor. İsa üfürülecek muhtemelen Yer kıtacak, sallanacak. Yer e, yarılacak. Herkes kalacak der Böyle. O zaman ne oluyor? Yani en üç ama en korkulu bu meyretine geliyorlar. Ne diyorlar? Ella te hafu ve tahsenü. Ella te hafu. aslında en la aslında böyle. Ee, korkmayan korkma diyorlar böyle korkma. Kişi ölecek. İşte görmeye başladı. Başladı artık. Ayakları atar bir elini vurup pişmandı bundan da böyle. Yani her ölüp ölüp anındaki muhtemelen kişi böyle. Ölüm anı değilse böyle. Elini böyle bir atar böyle. Bir atar böyle. Ayağını aynı ayağını atar böylece. Sıkılır sıkılır sıkılır. Paltar böyle Pişman olan böyle. Pişman olur böyle. Pişmanlık muhtemelen böyle. Pişmandır, böyle. böyle. Ne aldanan bu dünya? Şu bakar ki böyle yani malı kalacak mı Bu ev için o ev yaparken evi alır ki evini kredi faize girmiş, harama girmiş eşyalar, şunlar bunu yapar, hepsi kaldı mı böyle? Yani parası, pulu ne varsa bir şey yaramıyor böyle. Hiçbir şey yaramıyor böyle. Ameli salih. Ona giren mezara ameli muhtemelenler. Tabii kötü amele giriyor. Uygulanılıyor. oluyor. Onu azap ediyor böyle. Amel-i Salih'i. Baş ve erkeket namazı muhtemelen giriyor böyle böyle. Melekler gelecek bana. Ella tehabu. Korkma sakın korkma sen. Sen korkma. Bela tazını üzülme de. Üzün duyma. Mahzun alma. Yani geçmişi üzülme yapamadım diye. Yaptın sen bunu. Namazında, riyazında, Allah yolunda, cihadında, yani hayatını, sermayeni, manevi sermayeni, nefesini aldığında harcadın. Yani aslında her zaman bu düşüsek bu ölmeden önce o trenler. O da girilecek mi? Yani yüzde yüz böyle. Yani efendim şansın masum yok. Yok. Her nefis ölümü tadacak zaikatül <laughs> mevt, ölümü tadacak. Her nevi canlı ölecek. Herkes o mezara girecek muhtemelen. Yer altı mezara girecek. Tabi bir hayatı yanında. Girecek bu şekilde. Oradan bakınca dünya ne oluyor? Yeni zilli hayal diye biliyorlar. Zilli hayal. Zil bir gölge. Hayal. Serap. Var ya serap. Çöl olur serap muhtemelen. Şimdi çöl Kumlar tuzlu olur muhtemelen, tuzlu olur muhtemelen. Hatta hayvanlar da mesela koyun şundan bundan bunlar, ne yaparlar bunlar, yalar tuzu muhtemelen böyle. Tuz sanılır mı yalar bunu böyle. Şimdi oluyor, şöyle ki tuz, güneş vurunca parlar. Su gibi görünür karşına muhtemelen Karşına göre görünür Yana gidersin, git işe bakarsın ki çay, çay bir şey bulamadı. Sarap. İşte dünya diyorlar serabdır. Kes sarabı. Dünya bir sarab muhtemelen. Hiçbir şeyle kalmıyor çünkü böyle böyle. Altıda insanı gül oyna, dünya yap, şunu bunu yap. Eğlenecek mesela yok. Ben düğün sizin eğlenme olur mu? İlle tapınacak o şeytana. Oynayacak muhtemelen ya. Davuzuna çalacak, tırpınacak, çarpınacak. Yani şeytan gönlü olsun. Haramla başlasın. Sonra ne oluyor? Üç gün sonra başlıyor. geçmişsiz de muhtemelen. Yani Yani en mühim hayatın dönemiş noktası, en kesin kavşak, evler mi cemiyet muhtemelen böyle? İnsan lokmayı bile besmele yemese, o lokma sana yaramıyor muhtemelen böyle. Yani bugün tıbben de meydana çıkarmışlar ki böyle, besmele kesilen hayvan başka, besmele kesilen başka muhtemelen böyle. Yani besmeyle ne kadar faydası görüyorlar mı? Tıbben görüyorlar mı? Bu işte evlenme cemiyeti besmele başlayacak muhtemelen. Dua başlayacak böyle. İslam uygun başlayacak. Böyle. Ki bereket olsun, huzur olsun böyle. Diyecek ki bunlara milletler işte böyle ölüm manada korkma, korkma. Hiç sen korkma böyle. Rahatla bakalım, bak. rahatla korkma. Kim veriyor müjdeyi? Melek. Melek doğru söyler mi? Söyler muhtemelen böyle. Tavunda gölün yıkıntı. Ölmedi lan bu. Öyle. Ee, üzülme de geçmişine. Yani korku gelecekten. Korkma. Üzülme de geçmişine de böyle. Ve hep bir cennet ve cennetten müjdelen. Sana müjde olsun. Cennet ikinsen. Ve hep şuru bir cennet. Elleti kuntu adun. Size vaad olan cennet ile onları sevin müjdelen. Ve kuntu adun. Dünyası vaad olan cennete sevin. Yani sen cennetliksin, korkma. Yani aldığım müjdeyi ölüm anında hemen yüzü tebessüm o hasta ağraksan hasta muhtemelen böyle. Oh. En büyük bayram, en kutsal bayram o bayramıştır. Yani bu müjdeyi almak meleklerden. Almak meleklerden muhtemelen. Ya. Bak. Ve hep şu bir cennet. Yani müjdelen böyle korkma, üzülme. O cennete müjdelen böyle. Daha evliya <Nâliyâ> hakkında diyor <-yâ> bir ahire. <-ri> Nahnü bize diyorlar, sizin dostunuzduk. Dünyada da ahiret böyle, melekler. Şimdi muhteremler, her insanda bir kalbinin sağ kapağında da bir melek var sol kapı açılığında şeytan iblis vardır böyle muhtemelenler. Bir şeytan vardır böyle. Sağ kapağında da melek var İkisi de melek ilham onun şey böyle. Şeytan da böyle. Dürtü denir böyle şeytan böyle. Şimdi kalp ikisini duyar bunların. Duyar. Hangi uyum sağlarsa onu dinler. Şimdi muhtemelen bak. Peygamber bunu öyle diyor ki, öyle peygamber, ben. peygamber. Şöyle bir alakası böyle. Bir mümini kâmil kamili peygamber. Hakkî mümin, gerçek mümin. Yabancı bir şeye gitti. Gittiği yerde, iş yerinde, neyse böyle, şurada, burada, bu şekilde, komşu neyse böyle. Yüz kişiyle tanıştı böyle. Ama işte biri, yani yüz doksan dokuzu, ne yapması, insanlar, dünya ehli böyle. Biri eli takva Müslüman kişi. Bu kişi ne yapar? Onu bulur, onunla uyum sağlar, onunla günü ısınan böyle. Mesela bir kiracı gelir bir yere mesela apartmanda biraz böyle şişelerde falan kalabalık böyle. Bir kiracı gelir. Böyle. Kiracı ne yapar? Kendi ne haldeyse öylesine bulur. Onunla samim olur. Onunla uyum sağlar. Onunla dostluğumuzdan Alkolik, alkolü bulur muhtemelen böyle bakın, Uyuşturuk bağımlı kullanan, onu bulur mu böyle. böyle. Namaz, namazı bulur. İşte neyse artık inancı ve sapık neyse, onu bulur muhtemelen bu şekilde böyle. Demek ki, şeytan vesile verir, o kişi cahil olsa, yani saf da olsa muhtemelen der, Diyor ki o şeytan o muhtemelen böyle. Gönül tepki yapar. onu o muhtemelen. mi muhtemelen böyle. Melek ilave verdi mi o nurdu melek. Hafif gibi Onu kabul edilir böyle. Melek ve fiyat ve sizin var diyor melekler. Sizin cennette var sizin için böyle. Ma teşe enfüsü bak. Melek ve fiyat ma Ma burada bir ma harfi var böyle. Bana isim mevsul ma'sı bu. Bir ma çok anlama geliyor. Ma'yı masaya, ma'yı baktığa kaç anlama geliyor bir ma. Ma'yı nafiye. Buradaki ma'yı mevsule, mevsul. Elit anlamında. Cennet'e sizce vardır. Ma teşe enfeşe ne isterse o cennette. Yani insan nefsi nasıl hayat istiyor, nasıl yaşam istiyor, ne istiyorsa hepsi var. Ölmek istemiyor mu? Ölüm istemiyor, ölüm yok. Hasta olmak da istemiyor. Hastalık da böyle. yaşanmak da istemiyor, genç dinde kalsın. Ya kalacak mı? çalışmasın, e, çabalamasın böyle. Sabah erkenine gidin, akşam öyle gel, şuna koş mesela, şu böyle. Çalışmasına böyle, çalışma yoktu. Böyle. Her şey doğal, her şey bol 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 muhtemelen bak. İnsan daha ne bir de? Bir kelim var ki dünyada bulunmuyor, huzur. Huzur muhtemelen böyle. Öyle kişi var, üst makamlara gelir, adam bulur, şunu bulur, dayısı olur, şu olur, üst makamlara gelir. Ya iş hayatına yükselir, yükselir böyle olur. Ama huzur o yok, bak, yok. Yani, yok mu tamam mı Bak gene an bakıyorum yok. İçinde bir darlık ama tamam böyle bak. Ya iç asim böyle var böyle. Dünya yok mu tamam böyle Ne de var bu? Cennette sürekli huzur mu tamam böyle. hoş mu böyle. Cennette böyle. Genç devamlı genç be. 30 yaşında erkek adam. Devamlı sağ, sağlıklı. Bir an böyle bir yer armıyor. Ne yani başını şey böyle. Gayet sıhhatlı, gayet zinde, huzurlu, gayet mutlu. Evli, evlilik var, her evde mutlu, her evde orada mutlu orada. Ölüm yok, hastalık yok muhtemelen böyle, çalışmak yok. Hatta cennetten namaz yok namaz yok böyle. Aman işte ikindi kılayım, akşam kılayım, dur bakalım, yok muhtemelen böyle. Arkadaşlar gelmişler sana ziyaretine, 50 kişi gelmişler arkadan komşularına yakına gelmişler bu şekilde. Oturup da böyle. böyle. Ya da bir işim sağa bakıyorum da öyle okuyacak mı bakın tabii böyle. Yine yani kısıldı böyle. Yine yani de namaz yapın da bakın böyle. O yüz sene sohbet et. Dünya senesiyle. Orada yok sene. Gün de yok orada böyle. Yani dün, yarın, az sonra, ay yok. Tabii böyle. Hep aynı zaman. O zaman böyle. Sıkıntı yok ama. Böyle. Stres yok. Böyle. Üzülmek yok yakınlarına kimseye bir şey gelmiyor. gelmiyor. Yani böyle. Her şey yer yerinde. Her şey bol 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 bol. Yat var. Ülküye mahateş en bak. Nefsinin ne isterse, Nefsin ne istiyorsa o var. Uçmak istiyorum efendim. Uç. Uç Uçacaksın o yani. Uç. Uç, Uç o zaman. böyle. Havada böyle. Yani insanların buna bir şey vardı, uçmaya karşı böyle. İnsan özünü kuşlara. Ben de uçsam bu şekilde, bakıyor kuş, uçup gidiyor böyle. Dan dan konuyor mu? Yani ben uçabilirsem, yok mu? Böyle. Cennette, uçuyorsun böyle. Böyle ki ma bunun daha neyse o da var daha böyle. Daha ne isterseniz, özel olarak yani. Kişi daha özel ne istiyorsa, o da var mı? Biri dedi ki, Ya Resulallah, ben atı çok severim. Atı dedi o zaman tabii at var böyle. Araba yaptım böyle. Ya Resulallah, ben atı çok atı çok severim böyle. Çok atı ben seviyorum, atları seviyorum böyle. Acaba Cihan yani at var mı? İsterse olacak. Rabbim atacak mı? Yani böyle. Olacak böyle. Ya hayvan yok cennetten muhtemelen de. Yalnız Salim devresi, mesela Kıtmür köpekler var bunlara. Birkaç hayvan şey var böyle. Koş mesela İsmail'e gene koş bunda buna böyle. Hayvan yok cennetten muhtemelen böyle. Yani bir pire, mikrop, efendim, virüs, virüs yok <laughs> muhtemelen böyle. 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 Ya. Zere kadar ne toz var, ne mikrop var, ne virüsü var, ne salgın hastalığı var, ne aşırı aram, arayıp dur bakalım. Bütün dünya, bütün laboratuvarlarımız, en genelde laboratuvarlar, bütün dünya, aylarca böyle araştırıyorlar. Ama sonu meşhur gör ama, Yani sonu meşhur ama ne olacak bilmiyorum ama gene. <laughs> yani sonu meşhur böyle daha. Ne olacak bakalım? Bebek mi gidecek? Nereye gidecek bakalım? buraya bakalım. Belli değil yani böyle. Nüzül gafur rahim. Bunlar nüzül gafur rahim Allah'tan bir yani nüzül. Nüzül misafir aslan ilk yiyecek. Yani misafir misafir geliyor haberi var, yoldan geliyor. Kişi ona bir şey misafirine böyle. Yani bu da Mevlam böyle buyuruyor. Rabbim bak, gafur rahim olan Rabbimden bu kullarına bir nüzü. İlk ziyafet. Arkası geliyor mu? Arkası geliyor mu? Arkası. Her gün daha değişiyor, değişiyor, değişiyor. Sürprizler başlıyor böyle böyle. Akıl, hayaller satıyor mu? O kadar güzellik mi? o nimetlere bol o ruh böyle. Ruh muazzam, serbest ruh, huzur. Yani Huzur da böyle böyle. Hayat o kadar tatlı hayat. böyle. Tatlı. Ama oraya tek giden yol, Sürat-ı müstakim, diyor muhtemelen böyle. Hoş yüzden namazı aldı, yalvarıyoruz. İdine müstakim diye. Ama Allah'ın müstakimine itaat edilir bizlere. Kimden ne bilirler, sıdkın yoluna bu şekilde. Bir de sonu bir de sonunda gayrı mağdub aleyhim ve zalim var. Böyle. Aman ya Rabbi bizi kadar eleme. Bak şimdi burada. Ya Rabbi o sevdiğin kulağınla bir hidayet eyle. Onunla ilhak eyle bizleri. mağdub aleyhim. Aman Allah'ın gazap ettiğinden değil böyle. Ve o zalim yani sırat-ı müstakim işte uçurma muhtemelen böyle. Hatta ülema Allah sırat-ı müstakimi sırat-ı köprüsü sırat köprü, muhtemelen. Sırat en yani az düşen cennet yok böyle. Dünyada sıkıntı 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 çıkan cennet şu anda konuyor böyle, böyle. Bir tarafı mağdub aleyhim. Allah'ın gazabı orayanlar böyle günahkarlar böyle. Asiler böyle. Batan kavimleri şimdi böyle. Batan kavimler böyle. Deprem ölenler, yanardağlı ölenler böyle, su basanlar böyle, batanlar böyle, helak olanlar böyle. Yani günümüzde pek şey değil muhtemelen yani böyle muhtemelen böyle. Yani çok da etmemiz lazım. Deprem olur, kim gidip de o alemler sormaz da ne yapalım diye. Uzmanlara gidiyorlar. Efendim ne var? İşte fay var, oradan geçiyor, buradan geçiyor, oradan buradan geçiyor. Kim yarattı o Kim yarattı? Yaradan, yaradan mı? Yaradan muhteremler. Ya. Allah Rabbül Alemin ya. Ya. Her şey Allah emrinde muhteremdir ya. Hayatı baş boş mu ya? Baş mı ya? Mesela bir çocuk doğuyor, ya e bu da kalbi var bunun, bebeği var, bunu hasta olabilir zamanla. Olabilir tabii ya. Hayatı hep olabilir, olabilir tabii. Ne zaman? Allah dilediği anda mı ya? Her zaman tabii ya? Böyle. Kimse demiyor ne yapalım ne hem her alıyor her kar alıyor adam buluyor kendine göre böyle otur bakalım depremde olur, olacak şunlar, 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 şunlar muhterem böyle. Evi sağlam olur, ev yenilenir, üzerine bir eşya düşer, başına bir bu beline, gidelim muhterem Allah korusun böyle. Şimdi bize bir örnek, lazım. bizim Mevlam Bey'i muhteremler, yani kime tabi olacağız şimdi böyle. Yıkanı lefkün yani sizin için Mevlam hasene vardır. Lekan leküm ki Resulullah'ı üsvetün hasenetün. Resulullah bize üsve hasene. Üsve önder. Uygulan, tabi olunan kişi. Yani etbi olan kişi bunu üsve. Üsve. Yani onun tabi olanlar vardır böyle. Ama sabık ama doğru neyse böyle. Yani dine sapıdan vardır böyle. Din sapıdan vardır böyle çeşitli şey, ideolojiler vardır böyle. Sapta ne varsa böyle. Tabi iyiler de vardır. Allah dostları da vardır böyle. Üsve yani uygulan, tabi olunan onun izine giden kişinin anlamına geliyor böyle. Benim yani, buyuruyor sizin üsve hasaretkinin fi Allah Resulü'nden bu böyle. Resulullah bizim böyle. Efendim Fiyanım böyle demiş böyle. Nereye bakar? Resulullah önder. Bak. Üsve hasaretkinin en güzel önder böyle. Demek ki Rabbim Beliyim Ahire. Kim Allah'a ahiret kavuşmayı umuyorsa ve zekalı kesira Allah çok zikredener benim onlarla. Ki Allah çok zikrediyorsa bak tamam. Bu nasıl olur böyle bu. Ve zekalı Allah kesira. Allah çok zikredener böyle. Bir de Allah kavuşmayı inanıyorsa buna umutsuz böyle. Yani ölecek mahşere dikilecek hesap verecek ya. Ahirete kavuşamadan böyle. Şimdi tabii günümüzde biraz muhtemelen zamanda çok fitne olacak ahır zamanda muhteremler. Yani korkunç fitneler. Ya yani Peygamber'in buyurduğu, Esra'nın bize haber verdiği o ortamdayız şu anda. Şimdi herkesin sözü inanmamak gerekiyor muhteremler. Bakın böyle. Yani günümüzde basın yayın, medya, sosyal şunda bunlar böyle, internet ortamında böyle artık önüne gelen bir şey koyuyor yomur koyuyor böyle böyle. Sosyal medya dönemlerse biraz böyle daha tehlikeli günümüzde önüne gelen koyuyor böyle. Bazı Müslüman bunu artıyor bazı Müslümanlar artıyor onlar hatırlamıyor böyle. İşte Bismillah buyuruyor, ya amelü. Ey müminler, ince fasıkun bine beyin. Eğer sebebi fasık, haber verse bakın. İnce fasıkun bine beyin. Size fasık haber verse, fasık. Şimdi dinde insan işlemlenir böyle? Mümin, müminin müttaki, müminin fasık. Sonra tabi tevekkül, teslimiyet böyle çok makam bundan beri şey. Şimdi insan Allah pek inandı, iman şartlarına, yani tam inandı, yaşamasa bile bu gelen mümindir. Allah bir girse bile e, bir de kalmak muhtemelenler. Bir de müminin müttakî vardır. Müttakî mümin o sadi müstakindeşti böyle. Altan korkan böyle. Her şey inceleyen böyle. Haramdan titreyen böyle. Ama namazın geç kalmasın böyle. Hele imkanı sağlamazlık kılmasın, kalkamasın, yazın mesela kısa güzel muhtemelen böyle. Epsi Köyü'nde bir biri vardı Epsi Köyü'nde, Geybine Muhteremler. Çok iyi tanıdığım, rahmetli oldu kendisi Köyü'nde. Allah'a emanet Bir gün o kısa gezilerde çok çalmış bağda, yorulmuş. Sabahına kalkamamış muhtemelen böyle. Sanmızın kalkamamış sabah namazına. Bir açıyor gözünü, güneşi görüyor camdan. Eyvah! Kıyamet kopmuş mu? Bak, 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 bak. Korkuya bak. Korku. Kan kopmuşsun bile. Eyvallah be. Ne yapıyorum? Üst sefer koşarak Arafat'a iniyor, yukarı çıkamıyor. koşarak böyle. Yokuş devamlı rampa olarak böyle Yazı olarak muhtemelen böyle. Ya yani bak bir vakitte kalkamıyor. Kastendi ya muhtemelen böyle. Kastendi de uyup kalıyor. Yani haram günah olmuyor işte haram böyle. Yani kalkmak istediği halde kalkamazsa günah olmuyor. Ama ödüp kalkıyor muhtemelen böyle. Sanki en kopmuş mu böyle. Üç sefer Epçiye'den alıp ota köprüye kadar iniyor çıkıyor içiyor, çıkıyor çıkıyor yani? Koşarak ama böyle böyle. Koşarak. Bir daha imkan mı kalsın mu böyle böyle. Şimdi ben böyle bir fasık. Fasık İslam'ı yaşamayan kişi. Mıdır, böyle. Fasık böyle. Şimdi İslam'da fasıkın verdiği haber kabul edilmiyor. Mesela usulü hadis vardır. Usulü hadis böyle. Hadisler işte hadislerin böyle. saygıdır, zayıftır işte. E, şudur budur böyle, hasendir böyle. Böyle sınırlara vardır hadislerin bu şekilde. Neden bu? Aslında hadisteki metin, hadisin özü olan kelimeler peygamber aittir. Eğer bunu peygamber gerçekten bunu söylemişse hep sahih hep gemidir. Fark etmez mi böyle? Yani peygamberin sözü zayıf ve olmaz. Nereden bunda değişiyor böyle zayıf ve şunlara bunları? Rabi rivayetten muhtemelenler. Yok adına böyle böyle. Yani peygamber kim din, dinlemiş? O kime söylemiş? O kime söylemiş muhtemelen böyle böyle. Eğer yani beş şartı var. Eğer kişi fasıksa onu beraber kabul edilmiyor böyle. Mesela fasık demirken böyle yani dürüst de olsa doğru da olsa ama fasık. Nedir fasık? Farzı tekerden açacak farzı tekerden farzı. Açacak farzı eder. Namaz kılmayan mesela böyle. Oruç tutmayan bir adım böyle. Haram işleyen mesela faiz alıp yiyen böyle şunu bunu yapman bu şekilde. kuma oynayan içki içen böylece bir de muhteremde hanımların için çok tehlikeli Aşık gezmek haram değil mi? Haram mıdır? Yani bir insan erkek olsun, tabii hanım olsun, kız olsun böyle. Eğer bir haramı açık işliyorsa adı oluyor fasık erkek. Kadın fasıka. Fasıka mıdır? Onun şahide kabul edilir. İslam kabul edilir. Şahide mutlaka Mesela ayı gördüm ve geliyor şahit kabul edilmiyor fasık mıdır? Haram işlenen kişi yalnız söyleyebilirim. Muhtemeler. Mevlam biri bir fazla haber verse sizlere. Şimdi sosyal medyadan muhteremde, basında, şunda, bunda, böyle televizyon kanallarında abdestsiz, namaz mutluluğunda böyle böyle. Tabi açık bunlarla aç, şunlara, bunlara beraber ne yapıyor? Bir haber veriyor, kastı böyle tabii. böyle. Haber veriyor bu şekilde, ama böyle böyleymiş. Fetebeyyenu, onu araştırın. Ve Allah buyuruyor. fetebe Bey Allah buyuruyor. fetebe Bey Yenu. Bir fas, haber fasık. Yani düşman işte geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, şu oluyor, bu şekilde, bu şekilde, böylece. İnanamayın böyle böyle. Onu araştırın böyle. Yani tebeyyün tam meydana çıkarmak, tam araştırmak böyle. fetebe Bey Yenu böyle. Vücudat süresinde bu ayeti kerime muhteremler. Şimdi bir basında, televizyonda mesela, şunda bunda böyle sosyal medyada bir haber yayıldı. Yayılıyor mesela. Devamlı yayıtabiliyor bu şekilde. Yalan. O yalan senin bana ne? Yok. Büyük peygamberimiz Hazreti Ebu Davud'da, hakimde. kefa bin Meryi, ismen kişi gün olarak yeter. Yani baş günü olmasa bile bak. Baş günü olmasa bile kişi günü olarak yeter. İsmen günü olarak yani işte bir var, Her duyduğunu her duyduğunu söylerse baş günü olmasa ona yeter mi? Araştırma mesela bazı Müslümanlar da bir art olarak muhtemeler. Sosyal medyalar mesela. Yok efendim işte sebrahinde halının arasına para koyarsa <laughs> hay mübarek ya Allah'ın takdir var muhtemeler ya. Yok şunu yaparsa, bunu yaparsa, şu olursa böyle şey böyle olacak bu şekilde böyle onun kere bunu okusun, beş kere bunu şu şunu okusun. Okumayın mı? Okumayın mı? Günah mı? Bidat mı? Bidat mı? Sapıldık bu. Okumayın. Okumak da günah mı? Okuma günah var mı? Var ya muhtemelenler. Haram oluyor bazı okumak böyle. Mesela ki dua et bir, kabrin başına haram oluyor muhtemelen. Bak böyle ya. Velâ alâ kabri. Velâ tekum alâ kabri. Münafık öldü. Öldü Medine Münevvere'de. Oğlu çok Müslüman, sahabe. Babası da Müslüman. İki Abdullah. Oğlu geldi, daha ölmeden babası. Babak da başı. Abdullah bin Selül. Münafıkların başı yani Böyle. Yani çok peygamber zarar verdi böyle Müslümanlara. Artık ölüm yaklaştı, ölüm hastalığı gelince aklınca belki Muhammed hak peygamberse yani, yani belki. Şek şüphe olmaz imanda. Dik oğlunu abla git peygambere Muhammed'e söyle. Muhammed diyor peygamber söyle. Bana gömleğini versin de onu bana kepen altına giydirin bana. Onu bana giydirin. Yani eğer gerçek peygamberse aklınca ama şüphe yok. İnanmıyor tabii ben böyle. Yani onu kurun azaptan. O da geldi. Ya Resulallah, babam ağır hasta. Babam rica ediyor, senin gömleğini istiyor. O giymesi için kefenin altına. Peki. Peygamber seni çıkardı, verdim muhtemelen böyle. Hemen orada, cam attı, cam Gitti, al baba getirdim be, baktı. Bu dış gömleği. Peygamber'in tenin dokunan o, iç gömleği oldu. Bak, bak, bak. bak. Kafa çalışıyor kafir böyle. Ama kalbi çalışmıyor. <laughs> Kafa çalışıyor böyle. Bu dış gömlek iç gömlek olsun böyle. Geldi oğlu, yarısı babam iç gömleği üstü şey yaptı. O da bekti burada. Baba eve gitti. Değişti, gelin muhtemelenler. Babam bir vasiyet daha var. Ne vasiyeti? Namazını sen kılırmış diyor ben namazını. Ama sen kılırmışsın ya Pek olur. Baban ölünce yıkayın onu kefenleyin, haber ver. Gelirim kıldırayım ben Bu şekilde. Aradan birkaç gün geçti. Oğlu geldi. Ya Resulallah. Babam ifade etti. Ben onu kendim yıkadım. kefenledim, Şimdi namazın hazır. Babam getireyim mescidde, ben mescidi de. yine mesela kılıyor böyle. Şimdiki gibi böyle. Peygamberimiz de kalktı muhtemelenler anda sabır de var tabi böyle. Ben gidiyor. Hazreti Ömer de orada. Hazreti Ömer durmuyor. Yani dur duramıyor. Yani. Ya Resulallah. Bak o zaman böyle yapmıştı. Böyle demişti. Ya Resulallah o kilik namazını. E, öyle bak bir şey olmuyor böyle. böyle. Yani Peygamber bekliyor. Eğer bir nehi gelirse, vay gelirse yapmayın. tabii bebele. tabi. Peygamber gidiyor. Bir anda Cebrahsız'ın bir vay getirdi. Oldu muhtemelenler. Merhaba burada. Velat aleyhim. Velat aleyhim. O namazı kılma. Velat ala kabriye. Kabriye başlıyor. Dua da onlara. Böyle. Dua etmek. Haram oldu. Namaz kılmak haram oldu. Yani bir insan İslam dışı inancı varsa, yaşantısı değil de inancı. İnancı bak muhtemelen. böyle. İnancı İslam dışı ise, onlar da kılmak haram oluyor mu? Haram diyor. Allah'ın demek haram Gibi oluyor mu? Teremler. Yıllar bazına mesela öyle bazı kişiler var böyle tapun insan insan mı ölmüş mesela böyle Allah'ımız yol böyle haram mı? Teremler kastım demek. Dua etme Demek ki bir fasık radyoda, televizyonda mesela böyle, sosyal maddede artık hangi şeyden faydalanırsa günümüzde, çeşitli tabi yolları, kanalları var bunlara bu şekilde. Yanlış bir haber yaydı muhtemelen böyle. Yanlış bir haber yaydı böyle. Ya bak böyle o tüm işlerden de bazıları? E bunu en az üç kişi, beş kişi de uyu alışırsın bunu diyordu muhtemelen Ortak olmuyor bize günah diyor muhtemelen ya böyle. Bakın zavallı, saf Müslüman. O da hemen yüklüyor onlara yakınlar muhtemelen. Yok şunu oku, bunu oku, şöyle böyle yap. yapmayın muhtemelen. Yani bir insan bakın araştırmadan nasıl araştıracak? İmkanı yok. Bilen soracak muhtemelen böyle. Güvendiği hocalara kimse mesela onlara soracak. Efendim işte böyle böyle gördüm sosyal medyada şunu bunu da gördüm. Ne yapalım? Sorma gerekiyor muhtemelen böyle. Yani bu nedir? Allah korusun amaçları ne amaçları bunların? İslam için oyma, Hristiyanlığı muhtemelen böyle. Hristiyanlık böyle gitti Hristiyanlık mı tabi? Hristiyanlık böyle gitti böyle. Yani İncil gerçek İncil kayboldu. Ne oldu bu sefer? Kurafeler, efsaneler, rüyalar, hikayeler, şuna buna karıştı bu şekilde. İncil yani İncil'e bir şey kalmadı günümüz zaten böyle. Amaçları yani farz, vacip kalsın, sünnetine kalsın. Yani kim demiyor ki aman sabahımızda kalkın diye kim demiyor değil mi? Kimse muhtemelen. Aman kardeşim sabahımızda ne olur kalkalım, Aman, dua edelim İslam alemine. şu i̇şte böyle kalksın İslam aleminden. Mesela kıtlık neyse, hastalık kalksın, dua edelim. kim mi böyle? Bunun için muhteremler. Demek ne gerekiyor böyle? Haber geldi mi? Bir de bunun da betiri var. Ne diyor bazıları? Yani kendim gördüm bir yerden muhteremler. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Bak muhterem böyle. Peygamber böyle buyurmuş yani şunu şunu okursam, şunu yaparsam, şunu yaparsam mesela böyle, şu bu. Peygamber böyle. Bu nedir? Beterim, beterim Şimdi, karşı zaten fasıksa, ilk bunun çıkış geri. Yani fasıksa, daha da dinleme böyle. Hiç onu görmemeze gel, onu duymamaza gel, bunu kapat yani Yaygınlaşmasın. Bunun amacı yaygınlaşmışsın, amacı o. Buna alet olmamı muhteremler. Olma gerek bunlara böyle. Kapansın mesela burada böyle. Peygamber Gülü Aleyhisselam Hazretleri Buhari Nisa'yı İbn-i Bacı'da başlıyor. Ben ki aleyhi mühtü bir kimse bana uydurursa bak, yani peygamber demediği halde peygamber demişti uydursa kaçtan Yine azasını cehennemde, yine azasını cehennemde. Feryete bevve mekadu minen nâr böyle. Hazırsan yerine cennet yapalım ben böyle. Yani hele bu daha tehlikeli muhtemelen. Ya yani, ama peygamber demiş ya böyle. Müşmüş olmaz muhteremler ya. Adışları belli muhtemelen. Bu demiş, şu bu şekilde. Yani zaten yani, yani fasıksa, from... işte bu dese bile inanmamak gerekiyor muhtemelen böyle. İnanmamak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani dikkat edelim ağzını muhtemelen böyle. Yani İslam'a oymak işleri böyle. Yani Hristiyanın amaçları nedir böyle? Hatta açık söylüyor buna bazıları. Mesela Macron, Fransa'nın kafirin başı böyle. Yani Kur'an değişsin, bazıları değişsin bunlar böyle. Yani, yani. inşil değişsin, bozulmuyor şeyleri böyle. Yani Kur'an değişsin inşil işte, böyle işte ondan. Böyle. Amaçları böyle böyle. Yani Ilımlı İslam diyorlar, ulan İslam diyor, İslam. Onlar yakın olsun böyle İslamı bozmak işlerine muhterem bu şey. Allah korusun böylece. Şimdi Fatiha'nın sonunda muhtemeller dua fası geliyor. Zaten Mevlam buyuruyor. Ben diye Mevlam namaz yani Fatiha'yı ikiye taksim ettim. Kasem nısfeyni. İki nısı bölüm yaptım. Baştakiler Mevla'yı hadd-i sana. Sanki dua olmuşlar böyle. Kum ne okuma vardır. Yani Fatiha sonu kim diyor ben olarak bilmiyorum. Oku Fatiha'yı muhtemelenler. Eftel <laughs> dua, elhamdülillah bak baba. bak. Hadışır muhtemelen. Eftel dua, en üstün fazla dua, elhamdülillah Fatiha muhtemelen. Oku Fatiha muhtemelenler. He Allah hamdülü sen diyorsun böyle. Hiç i̇stemiyor böyle böyle. Sonunda ne yapıyorsan bak. Gayrı mağdub aleyhim ve zalim yani bunun namı aklına gelsin muhteremler. Bir tarafında, bu yolun bir tarafında mağdub aleyhim var böyle. Gazabı orayanlar muhterem. Gazabı orayanlar böyle böyle. Batan kavimde, helak olan kavimler muhteremler ya yani böyle. Böyle. Dünyada bile böyle. Bir de sapıklık hareketleri böyle, sapık hareketleri böyle. Yani İslam işinden ama sapıtı yok. Elif senden kopuyor. Yani böyle. Elif senden kopuyor. İsa Müşri'den sapıtıyor bunlar baş şekilde. Sonra ne diyor sonunda? Amin diyor musun? Bak böyle. Amin. Yani bu amin Kur'an'da yok ama muhtemelenler. Yok böyle. Diyor ki tefsir hazrende muhtemelen şöyle yazıyor. es diyor yukarıyı Fatih okuyan kişinin için diyor, sünnet olanı. En yüküle amin nüfselen. Anla bir sekte din. Amin diyor arada bir sekteyle fasıla ile amini son söylesin bak. Gayrım oldu velihi zalin. Amin sırrım da böyle. Veladan amin olmam sammela. Yani Kur'an Allah kelamı, amin peygamber kelamı. Yani Kur'an da Peygamber sözü yok mu tam yok mu derler. Yani bu da şunu muhtemelen demek ki dikkat edin bunu işte böyle. Gayrı mağdub aleyhim ve bir durun, bir nefes alacak dur bir bir fasla ver sonra amin. Amin Hanefi'de hafiyen ve kasren. Yani kısa ve gizli. Namazı da böyle. de böyle. Yani, amin bu kadar böyle. Amin böyle. Şafide medden ve cehren. Uzatarak, med çekerek bir de cehren böyle. Yani cemaat okur, kılınır, 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 şafi mezhebinde. Ya ben Allah, ne demem? Ne yapar şafi olan cemaatı? Amin. Hem medden çekerek, elif çekir burada. Amin. Sesli olur. Böyle böyle. Bir de orada amin demek çok babi muhteremler. Tabi biz hanefiler ne yapar hanefiler? kısa ve işimize gizli. amin. İmam da cemaat da böyle. Şabi de imam da cehren söyler, cemaat böyle. Amin. Peygamber Hazretleri bir kimsenin amin demesi, bak, amin demesi o anda, Melek Tabi'ne tevfik ederse, her cemaatta melek gelir muhteremler. Melekler böyle. Her imam, her cemaatta melekler gelir muhteremler şimdi böyle. İmam uyarlar, imam dinlerler, dinlerler. Ya melek derler deyince ya de amin derler. Amin derler. Böyle peygamberimiz kimin amin demesi, ona meleklerin de amin der, tam denk tarafa gelirse, kazandı muhtemelen. Kazandı muhtemelen. Doğası mı muhtemelen böyle böyle. Yani cemaat daha mı bakmıyor, cemaat daha mı böyle. Ben Allah'ın amin. Amin ederim. Yani duamızı kabul ediyor ya Rabbi. Anlamına geliyor. İşte muhterem cemaatimiz dünyaya insan bir defa geliyor. Bir defa. Çok düşünmek lazım bunu. Efendim işte aldandım da tekrar şansını deneyim. Yok. Şans yok mu da böyle? Yok. Yok. Bir daha insan geliyor böyle. Elimizden gelse yani bir nefesi boş harcamalı muhtemelen. Bir nefesi böyle Ya. Yani. yani hayat çok kısa muhtemelenler. Kalanı belli değil. Geçen geçti. Kalanı gösterge göstermiyor gösterge. Gidiz arabayla ama yakıt göstergesi bozuk. Çalışmıyor. <laughs> göstermiyor muhtemelen. Ne kadar bilmiyoruz benim. Hayat bu muhtemelen böyle, böyle. Ne kadar bilemiyorum bu şekilde. Yani elde geldiği kadar muhtemelen böyle. Hayat derinlemiş tabi böyle böyle. O alem çok uzun. Sonu yok, sonu yok muhtemelen böyle. Sırf kabir hayatı. E, kim bilir kaç yüz sene veya kaç bin sene sürecek bizde, bizde bizim için böyle. Önce kadar çok süre bence. Ne kadar süre kabir hayatı muhtemelen. Böyle. 50 bin sene başlar hayatı muhtemelen. Saat köprüsü onlar cennet cehennem muhteremler. Yani imanlı ölmek, melekte müjde alarak, alarak böyle muhterem böyle. E, kabirde meleklerin böyle korumasıyla, yardımıyla cevap vermek kabirde. Kabirimizin nurlanması, kabrin genişlemesi, kabrin cennet bahçesine dönüşmesi, kabrin muhteremler böyle. Yani öyle insan var ki muhteremler, ölünce bakacak ki mezarına girecek, Allah Allah! Ya bu mezar ben korkardım bunu dünyadayken, korkardım mezardan. Ya abi niye ben daha önce ölmedim? Mezar geniş de. Yeşillik, cennet kokuları, yani gül, gülistanları. Ya, hurileri geliyor, melekleri geliyor. Amelleri geliyor muhtemelen. Huzur, tatlı ki muhtemelen. Yani cennet, dünya sayılan karacak kadar daha üstün o mezar muhtemelen. Kazanana muhtemelen. Ne olur muhtemelenler? Yani kalp olmayan Allah korusun muhtemelen böyle. Yani kadi yer altına yatmak. Böyle. Yani, böyle ya. Ya. yani boş yere gidesin, Allah korusun. Ölüm de zor muhtemelen böyle. Ölüm de zor. Mezada yatmak çok, çok zor muhtemelen. Çok zor muhtemelen böyle. Mesela böyle. Allah korusun. Cehennemler çukura dönüyor. Cehennem çukuru muhtemelen böyle. Yılanlar, şunlar, bunlar giriyorlar muhtemelenler bir vardır tabiinden. Sahib bin Hazreti böyle. Adı Sabit el-Bünani. Enes'in cemaatinden kendisi muhtemelenler. Hazreti çok seven bir tabiinden kendisi böyle. Çok tekva, ehli hal kendisi böyle. Bu tabi rahmetli öldü. Her günü bunu gidiyor arkadaşları mezarın ziyaretine. Onlar arkadaşlar tabi böyle. Bakıyorlar, aa, bir eli Mezar dışında. Çıkamıyor. Bir dışarı böyle. böyle. Biri de kanlı ama. Eli kanlı. Mezan dışarı böyle. Ne oluyor? Bakıyorlar. Büyük bir, bir yılan gelmiş. de, yılan ölü yılan buluyor bende. Yılan gelmiş. Bunu kanlı emmeye. Yani yeni mezar yılan gelir muhtemelen. Kanı emmeye böyle. Gelecek muhtemelen böyle. Bu daha yılan mezar girmeden eli çıkarıyor. Boynunda yakılıyor, başına yakılıyor. Boğuyor yılan muhtemelen. Yılıyor böyle. Mezarda ölürken asla bin asıl böyle. Diyor, yani, yılanı ölüyor muhtemelen böyle. Ölüyor. Yılan tabi anlıyorlar bunu yılanı görünce. Demek bunu boğmuş. Allah bu kullarına böyle o kızı veriyor. Şimdi orası elini içine almayan mezara. Kalmışlar böyle. Alamıyorlar muhtemelen. Eli kalmış mı derler. O kadar uğraşıyorlar, el bükülmüyor. Değil mi? Kalmış, alam, alamıyorlar bu böyle. Bir altı ay geliyor. Arkadaşlar durun bakalım. Böyle kanlı. Kan ücüsüdür. Bunu çekme bu ne bu? Su getirin bir ibrik. Elini yıkayalım. Kendi elini çeker bu. Su getirin. yıkıyorlar. Geçiyor elini İşte ne mutlu bunlar bir mutlu olmak Ya ne mutlu bunlara mutlu ya. Allah bize nasip etsin bunlar böyle. Allah'ın iman nasip etsin. İman kamil ama. İmanı kamil nasip etsin. İşte böyle. O işler karnı cennet başta Cennet başta, cennet başta. Kalbim bu O cennetten bahsediyor benim ya. Göre gülistan, cennet kokularım, hürlüler, ya, melekler. Ya, melekten melekler bu dedi böyle. Bu kabir de abi. Kabir bir yer altında kabir. Ya cennet, artık onun aklı ermez. Lillahi Teala Fatiha.